26. Kartepe'de gecenin son koşusu başlamak üzere. Beyaz bayrak havada start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Duman oldu ve 11 numaralı Feyyat Baba rakiplerinin birer boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. Hikmet Erbik'te ortadan 4 numaralı Çivici kendini gösterdi. 1700 sonrasında numarayı kapmaya çalışıyor ancak hemen dışından yaptı ataklarla 8 numaralı Memo ve onun dışından 2 numaralı Dumanoğlu ön plana geldiler. Bunlardan 2 numaralı Dumanoğlu gecikmeli başladığı koşuda viraja doğru giderken liderliği almayı başardı. 1400 geçirmek üzere. 2 numaralı Dumanoğlu kaçıyor. Fark 1-1,5 boy kadar. Dışarıda 4 numaralı Çivici ikincilikte. Bariyer dibinde 1200'e doğru koşulurken üçüncülükte 8 numaralı Memoal var. 4 boy kadar gerideki grubun liderliğini 11 numaralı Feyyat Baba yapıyor. Feyyat Baba'nın hemen dışına doğru geldi buralarda 6 numaralı Kiley. Kiley'in hemen dışında tutunmaya çalışan 10 numaralı O Bir Reis. Karşı düzlüğün ortalarına doğru 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Yağız Alp'i izliyorum. Yağız Alp'in hemen dışına doğru 9 numaralı Gece Kralı geldi. 2 boy kadar geride ortada izlediğim isim 3 numaralı Civan Pehlivanı. Hemen dışında 7 numaralı Çok Efe var. Çok Efe'nin hemen içinde 12 numaralı Ragnar kalabalık bir grup oluşturdu. Viraja doğru yaklaşıyoruz. 800 geçildi. 2 numaralı Dumanoğlu koşunun halen lideri. 4 numaralı Çivici takipte. 5-6 boy kadar geride. Üçüncülükte 8 numaralı Memo Ağa var. 1,5 boy kadar geride iç kulvarı tutan 11 numaralı Feyyat Baba. Hemen dışında 6 numaralı Kileik. 4 ve 5 olarak takiplerini sürdürüyorlar. 2 boy kadar geride 9 numaralı Gece Kralı. Dışında 10 numaralı O Bir Reis. Hemen içinde 12 numaralı Ragnar sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 2 numaralı Dumanoğlu 4 numaralı Çivici'nin 2,5-3 boy kadar önünde son koşuda düzlüğe lider gelmeyi başardı. Gerilerden buralarda 9 numaralı Gece Kralı kendini göstermeye çalışıyor. Bariyer dibine dalan isim buralarda 8 numaralı Memo oldu. Aralarda 11 numaralı Feyyat Baba da var. En dış kuvardan 9 numaralı Gece Kralı. Onun dışından da 12 numaralı Ragnar kendini göstermeye çalışıyor. 200'den sonra farklar hızla erimeye başladı. Dış kuvardan 12 numaralı Ragnar geldi. Hemen içinde 9 numaralı Gece Kralı var. Bu ikili rakiplerinin önünde son yüzüğe kararlarla geçiyorlar. Dışarıda 12 numaralı Ragnar, içeride 9 numaralı Gece Kralı'ndan şimdi 12 numaralı Ragnar rakibinden ayrılarak kapanış yapıyor. 9 numaralı Gece Kralı ikinci, 11 numaralı Feyyat Baba üçüncü, 2 numaralı Dumanoğlu dördüncü oldu. 8 numaralı Memo ise tabelayı tamamladı. 12 numaralı Ragnar değerli izleyenler gecenin son koşusunu Kartepe'de Ali Yıldız'la kazandı.